askerimiz, polisimiz. Doğu'da, Güneydoğu'da vazife yapan görevliler. Allah yardımcıları olsun. Amin. Bu insanlar Müslüman kardeşlerimiz cihattadırlar. Cihatta mıdırlar? Daha nasıl olacak? Şimdi burayı böldükleri zaman, Büyük Kürdistan'a verdikleri zaman bu nerenin eline geçiyor? Yahudinin eline geçecek. Cami bırakır mı? Medrese bırakır mı? Müslüman bırakır mı? Mollalar, seydalar kalır mı? Kalmaz. Allah fırsat vermesin. Amin. Biz onun için Müslüman Kürt kardeşlerimizin yani bizim askerimiz, polisimiz tabi orada Kürt'ü de var, Türk'ü de var görevde. Görevde Türk askerinde, polisinde ayrım var mı? Kürt diye polis yapmadıkları var mı? Kürt diye askere almadıkları var mı? Böyle bir şey yok. Çünkü hiçbir zaman ayrılık olmaz. Bu noktada e, bizim Tabii Türklerin de yaptıkları bir vazife. Nedir? Oradaki Müslüman Kürt kardeşlerimizi, vatandaşlarımızın güvenliğini temin edip onları rahata kavuşturmak. Onlar da diyorlar ki ya bizi bir daha bunların eline bırakmayın. Bir an bu işi tem tertemiz yapmadan da ayrılıp gitmeyin. Sonra biz burada çok sıkıntı çekeriz. Şu anda şehit çoğalması burada bizim e, efendim devletin, hükümetin, askerin, polisin büyük fedakarlığı sonucundadır. Bu fedakarlık niçin yapılıyor? Oradaki Kürt kardeşlerimizin selamet ve güvenliği için yapılıyor. Burada bunlara teşekkür etmek lazım. Öyle mi diyeyim? Evet. Bu cihat değilse cihat başka nerede var? Şimdi burayı biz vatan olarak korumasak, bura kimin eline geçer? Siyonistin eline geçer. Öyle bir şey yok. Barzani Siyonizmin tam adamı. PYD'yi de şimdi kurdurduğu vakitte, ne diyor Amerika? PD terörist değil diyor. Halbuki daniskası. Tam terörist. Şu anda gördünüz mü bilmiyorum bir video attılar bizimki arkadaşlar. O benle geçen hafta telefonla konuşan polislere ben dedim ki seslerimiz de var orada. Telefonla konuştuğumuzu onlar çekmişler. Ben nereden çekeyim? Oradan çekmişler bize attılar. Onlar bize ne dediler orada? Göreve dağılıyoruz. Bütün haç ve kilise yaptı PYD. Sınırlar haç ve kilise dedi. Hocam sen anlatıyorsun ya dediler bu dava, Kürt davası değil, gavurluk davası. Onun görüntülerini atın, birkaç resim atın da bu milleti uyandıralım dedim. O resimleri attılar. Siz o bizim sitede var. Attılar değil mi bizim sitede? Bizim sitede bakın, millete gösterin her taraf haç ve kilise. PYD'nin yerleri. Haç ve kilise. Zaten Yahudi, adama Yahudi olayım desen, Yahudi dinle kabul etmez adam. Anan Yahudi değilse, Yahudi olamazsın. Cenne, yahudi olmayınca da cennete giremezsin. Bu sefer ya yahudi olayım cennete girmek için desen giremezsin. Çünkü neden? Anan Yahudi değil. Yahudilik böyle bir sapkın bir efendim ideolojidir. Dolayısıyla Yahudi maşa olarak kimi kullanır? Hristiyanları kullanır. Amerika'da zaten o tarikatlar marikatlar, evangelist mevangelist işleri hep Yahudinin kontrolündeki tarikatlardır. Onların da derdi nedir? Yani Müslümanları İslam'dan soğutmak, uzaklaştırmak ve e, tabii ki PYD'si bilmem nesi de görünüşte havra yapacak hali yok çünkü neden? Adam Yahudi Yahudi değilsin ki yapma diyor, izin de vermiyor. Ya havra yapayım desen sen izin yok. Sen Yahudi misin diyor. Ne yap? Zaten Müslümanlıktan çık Hristiyan ol diyor önce bakalım bir. Ve böylece şimdi başlamışlar oralarda bunları yapma. E şimdi bunlara karşı savaşan cihat olmaz mı? Vatan bölünmesin diye. Şimdi burada bu terörist eşkıyalar buralara kadar geldiler esasen. İstanbul'da da kurtarılmış bölge gibi bazı mahalleleri var. Ama çok bir şeyler planlıyorlardı. Şimdiye kadar yapamadılar. Allah fırsat vermesin. İstanbul'u İzmir, Ankara'yı falan karıştırmak için planlarda da içindeler. Velakin şimdi bunlar orada polis asker bunlara mukamet etmese bunları yakalamasa, bunları etkisiz hale getirmese, bunlar buralara gelir mi? Gelir. Yapacakları hiç cami bombalamak, Müslüman öldürmek, imam öldürmek, müezzin öldürmek, kilise açmak. Başka bir dertleri yok. Gavurun uşağı parayı gavurdan alıyor.